Çocuklarımıza namazı öğretme, alıştırma bakımından sorumluluğumuz var mıdır? Bu konuda ne yapmalıyız? Çocuk terbiyesiyle ilgili, eğitimiyle alakalı Kur'an ve sünnette bize nasıl bir yol gösteriliyor diye bir soru sormuş. Evet, güzel bir soru aslında. Şimdi bununla ilgili olarak tabii ki baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şeriflere gerçekten çocukların yetişmesiyle alakalı bir hayli terbiye, tedip anlamında, onlara yol gösterme anlamında çok teşviklerin yapıldığını görürüz. Mesela ayet-i kerimede ya evledine amen, ey iman edinler, ku enfiseküm ve ehliküm naran buyruluyor. Ey iman edenler, ku enfiseküm, önce nefislerinizi koruyunuz diyor Cenab-ı Hak. Ve ehliküm, ve aile efradınızı koruyun. Naran, bir ateşten. Ve kudü ennas ve hicare, yakıtı insanlar ve taş olacak olan ateşten önce kendinizi, ondan sonra da aile efradınızı koruyunuz. Hanım ve çocuklar için alan bir ifade. Demek ki aile reisi olarak erkeğe hitap edilmiş burada. Kendisinin kurtulmasının yeterli olmadığı, bir ailede yaşadıklarına göre hanımını ve çocuklarını da cehennemden koruyacak şekilde tedbirler alması erkekten istenmiş. Ve bu konuda hanımı, çocukları haram işliyorsa, Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı şeyleri yapıyorlar, emrettiklerini yapmıyorlarsa, bir babanın sessiz sükut etmesi, sessiz kalması söz konusu olamaz. Buna müdahale hakkı vardır, mücadele etme hakkı vardır. Oğlum, kızım niye namaz kılmıyor? Eşim niye namaz kılmıyor? İlgilenmesi gerekir. Onu tebliğ etmesi, ikna etmeye çalışması, yol yordam göstermesi, iyi arkadaşlar edinmesini sağlaması vesaire. Çocuklarıysa çocuklarını, kendisi üstesinden gelemeyecekse bu sefer eğitilen yerlere nasıl veririm? Bunun çare çözümünü düşünmesi lazım. Yani kendim etkili olamıyorum oğlumun, kızımın yetişmesine. Öyleyse bu nerelerde eğitilirse, okursa namazlı, niyazlı olur. Dünyevi ilimleri de alır ama uhrevi, dini ilimleri de alır. Allah'ı, peygamberini tanır. Anne babayı hürmetkar olur. Bunu neresi sağlar? Filanca okul, filanca kurs tarzında bir düşüncesi varsa o yönde mücadele ederek çocuklarını etki yapabilecek, onları terbiye edebilecek yere yönlendirmesi gerekir. Bunu yapmıyorsa tabii ki bu konuda sorumlu olacağında şüphe yok. Onun için erkeğe bir defa burada vazife verildi, anlaşılıyor. Ey iman eden erkekler demek az. Ku enfisekum. Siz önce kendinizi koruyunuz. Ondan sonra ve ehliküm, aile efradınızı koruyunuz. Neden? Nar, ateşten koruyunuz. Cehennem ateşinden. Yani onların haramlar işlemesine engel olunuz. İslami çizgide yaşamalarını sağlamaya gayret ediniz şeklinde. Bunu değerlendirme gerekiyor. Şimdi bununla ilgili olarak özellikle Kur'an-ı Kerim'de Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğütleri diye bir program var. Lokman suresinde özellikle. Yani adeta bugün ortaokul, liselerde falan, hatta daha yüksek okullarda eğitim programı olarak çocukların, gençlerin yetişmesinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini adeta Cenab-ı Hak Lokman suresinde Lokman Aleyhisselam'ın kendi oğluna hitaben buyurduğu ayetlerde madde madde açıklamış. Yani bu paket program uygulandığı zaman tam bir terbiye, evlatlarımıza tasavvuf dahil, manevi eğitimlere dahil verilebilecek olan eğitim ilkeleri burada tebliğ edilmiş. Şimdi bunlara bakalım. Lokman suresi 31. sure oluyor. 12. ayetten başlıyor mesela. Nesazül'de. Bismillah. Ve lekad âteynâ Lokmanel hikmete. Biz Lokman'a hikmet verdi, hikmeti verdik. Hikmetli düşünme yeteneği verdik. Yani muhakeme gücü verdik. Dolayısıyla
rastgele konuşmak yerine o makul, mantıklı, muhakeme gücü olan, dolayısıyla karşısındakini ikna edebilecek güce sahip, hikmet ehli, hikmetli konuşma yapabilecek bir yetenek verdik Lokman Bey aleyhisselama. Enüşkür lillah, Allah'a şükret diyerek. Yani yine de bu yeteneğini kendinden bilmemesi, mağrur olmaması, böbürlenmemesi. Ben ne yetenekli kişiyim, ne hikmet ehliyim. İnsanlar benim etrafımda koşuyor. Hakim deniyor zaten Lokman aleyhisselam, aynı zamanda doktor tabip gibi toplumun bütün maddi manevi problemlerine çözüm üretebilecek hikmet ehliymiş Lokman aleyhisselam. İnsanlar kendisine tabii ki rağbet ediyor, geliyor, gidiyor, soru soruyor, problemini çözmede yardımcı olmasını istiyor falan. Bu gibi toplumda insanın üzerine düşülmesi, aynı zamanda onun gurura, kibire kapılmasına, böbürlenmesine yol açabilecek bir durumdur. İşte bu durumlarda ya Lokman, önce sen kendin kibir, gurur vesaireye kapılmadan bütün bunları benden bil, Allah'a şükret, teşekkür et diye ilk uyarı oradan başlamış. Ve men yeşkür, çünkü kim şükrederse feinne meşkül nefsi, kendisi için şükretmiş olur. Ve men kefara, kim de nankörlük ederse feinne Allah'a ganiyün hamiydi, hiç şüphesiz ki Allah ganidir, müstagnidir. Yani hiç kimseye ihtiyacı yoktur ve övülmüştür. Allah yücedir, övülmüştür. Kullardan bekleyeceği bir şey yoktur. Kul eğer Allah'ı anarsa kendisi kazanır. Devam ediyor bir sonraki ayet-i kerime. Ve kâle Lokmanu, bir zaman Lokman şöyle dedi. Libnihi, oğluna. Ve hüve ya'izuhu, oğluna öğüt vererek şöyle dedi. Şimdi burada Lokman aleyhisselamın oğluna olan öğütleri başlıyor. İşte günümüzde de kendi çocuklarımıza, okutmakta olduğumuz öğrencilerimize, sınıflardaki eğitmeyi düşündüğümüz talebelerimize, Kur'an kursunda, Kur'an-ı Kerim kursundaki öğrencilerimize adeta bir terbiye metodu olarak, eğitim metodu olarak söyleyebileceğimiz öğütler Lokman aleyhisselam eliyle kendi oğluna söylenmiş, söyletilmiş. Tabii bu aynı zamanda bir muallim olarak Lokman aleyhisselamı düşünebiliriz. Muallim olarak eğitiyor yani talebelerini. Oğlu örnek verilmiş. Ya büney, ey oğulcağım. La tüşrik billah. Bir de Allah'a şirk koşma diyor. İlk söz bu. Tek Allah vardır, kainatı yaratan, bizi yaratan. Ona ortak koşma. İlah olarak tek Allah'ı kabul et. İlk ilke bu. İnne şirke le zulüm nazim. Çünkü şirk büyük bir zulümdür, haksızlıktır. Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür. Ondan sonra devam ediyor. Ve vesener insane bi valideyhi. Biz insanı ne vasiyet ettik, tavsiye ettik. Bi valideyhi, anne babasını tavsiye ettik. Yani anne babasına itaat etmesini, dikkat etmesini, onları üzmemesini istedik onlardan. Sebebi nedir? Hamaletü ümmühü vehne ala vehnin. Çünkü onu annesi, o çocuğu annesi güçlük üzerine güçlükle yüklendi. Hamile oldu ona yani. 8-9 ay taşıdı karnında zorluklarla. Ve fısaluhu fi ameyni. Onun sütten ayrılması da tam 2 yıl sürdü. 2 yılda emzirme yoluyla yoruldu evladını büyütürken. Enüşkürli vel veldeyke. O yüzden işte ey muhatabım, ey Lokman veya onun oğlu, sen bana şükret ve ana babana şükret. Yani ey insanoğlu, sen bana şükret, bir de ana babana da şükret, teşekkür et. Onlar da bu teşekküre layıktırlar. Çünkü seni hamilelik olarak annen yüklendi, dünyaya getirdi, 2 yıl kadar da emzirdi. Bütün bu yaptıklarına karşılık ona teşekkür etmelisin. İleyyel masir, ancak son dönüş bana olacaktır buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi 15. ayet devam ediyor Lokman suresinde. Ve in cahedake alen tüşke bi maresereke bihi ilmün. Eğer anne baban mücadele ederlerse ale en tüşke bi
bana ortak koşmanı, bir putu, başka bir ilahı bana ortak koşmanı sana emrederse, senden isterlerse anne baban, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, hakkında bir bilgi, ilim sahibi olmadığın bir şeyi, şirk koşmanı isterlerse senden, فَلَا تُطِعْهُمَا, bu ikisine itaat etme. Bakınız anne baba bu kadar hürmete layık oldukları halde, eğer akide bozukluğu konusunda, şirk anlamında oğluna kızına bir terkini olursa bunlara itaat edilmemesi isteniyor. İkisine de itaat etme. Ve sahibihuma fid dünya marufen. Ancak bununla birlikte anne babaya bu dünyada iyilikle muamele et. Marufa göre. Yani makul olan, akla uygun olan, saygı ifade edebilecek şekilde onlara karşı davran. Vettebi' sebile men ana ileyye. Bana yönelen kimselerin yoluna tabi ol. Ey oğlum veya ey insanoğlu, ey mümin. Tümme ileyye merciuküm. Sonra yine sizin dönüşünüz sonunda banadır. Fe unebbiküm bima kuntum te'amelune. Yaptığınız her şeyi ben size haber vereceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. 16. ayet devam ediyor. Lokman suresi. Ya büneyye, ey oğulcuğum. Yine doğrudan oğluna hitap ediyor. İn tekü mitkale habbetin min hardelin. Eğer senin hardal tanesi kadar bir iyiliğin olsa, hardal tanesi ağırlığında bir amelin olsa, petekün fi sahretin, bu bir çöle, hardal tanesi kadar olan bu amel bir çöle gitse, çölde olsa, ev fi semavati ev fil ardı, veya göklerde ya da yerde olsa, dünya gezegenin herhangi bir yerinde veya göklerde olsa, ye'ti bihallahu, Allah onu getirecek, getirir. Yani yarın kıyamet gününde amel defterinde bu hardal tanesi kadar olan ameli Allah getirir. Çünkü inna Allah latifun habir. Allah latiftir, habir. Her şeyden haberdardır. 17. ayet devam. Ya büneyye, ey oğulcağızım. Ekimis salate, namazı kıl. İşte namaz geldi bakınız. Namaz kılma döneminde demek ki oğlu. Yaş olarak namazı kıl. Ve emr bil maruf ve nehy anil münker. İyiliği emret, kötülükten sakındır insanları, sakındırmaya çalış. Maruf, iyilik, örfleşmiş, iyi bilen, makul olan, İslam'a uygun olan şeyleri, dine uygun olan şeyleri emret ve münker, haram ve mekruhlardan nehyet, bunları yasakla. Vasbir ala ma asabek, sana isabet eden bu konudaki şeylere de sabret. Yani bu arada sıkıntıya düşersen bu sebeple, musibetle karşılaşırsan buna karşı da sabret. İnne zalike min azmil umur. Çünkü bu azmedilmeye değer işlerdendir. Yani azimli, kararlı şekilde yapılması gereken işlerdendir bu söylediklerim. Namaz kılmak, iyiliği emretmek, kötülükten men etmek ve bu konuda sıkıntıya düşünce de sabretmek. Dört madde. Namaz kılmak bir, A şıkkı, B şıkkı iyiliği emretmek. C şıkkı münkerden nehyetmek, haram mekruhlardan nehyetmek. Dördüncüsü de sabretmek, musibete karşı sabretmek. İşte bütün bunlar insanların azmetmesi gereken, azmedilmeye değer olan önemli işlerdendir. Devam ediyor oğluna olan nasihatı Lokman Aleyhisselam'ın 31. surenin 18. ayetinde. Burada tasavvufa girmeye başladı şimdi konu. Nefis terbiyesine, mütevazi olmaya, gurur ve kibir hastalıklarını tedavi etmeye yönelik konular geliyor. Biraz daha konu hassas ve ince noktalara doğru gidiyor terbiye noktasında. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. İnsanlardan küçümseyerek yüz çevirme. İnsanları küçümseme. Küçük görme insanları.
Çünkü Adem olur, Adem kızları sonuçta insandır. Hangi insan olursa olsun, burada nas ifadesi var. İnancına da bakmaksızın adeta. İnsan varlığına karşı küçümseyerek yüz çevirme. Velâ temşî fil ardı merahan. Yolda yürürken böbürlenerek yürüme. Yani yolda böbürlene böbürlene. Çaka satarsın başkasına. Düzgün elbisemiz varsa öyle olmayanları hakir görerek. Cebimiz parayla, dövizlerle doluysa böyle olmayanları hakir, küçük görerek. Böbürlü, gururlu bir şekilde yolda yürüme diyor oğluna. Böbürlene yürüme. Çünkü innallâhe şüphesiz Allah la yuhibbu külle muhtalin fehur. Kendini beğenmiş fehur, çok övünen kimseleri Allah sevmez. Demek kendini beğenen ve çok övünen, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şunu bilirim, bunu bilirim, şunu yaparım, bunu ederim diye övünen kimseleri Allah sevmez demiş oğluna. Devam ediyor 19. ayet Lokman suresinden. 12. ayette başlamıştı. 19. ayette hep devam ediyor öğütler. Vaksıdı fî meşike. Yürüyüşünde dengeli ol. Yürürken dengeli hareket et. Yani ciddi ciddi yürümek demek. Dengesiz yürümek, oraya buraya saldırmak, bakmak, etmek, ciddiyet ifade etmeyen yürüyüş şekli olmasın. Dengeli bir şekilde yolda yürürken yürü ey oğlum diyor. Vagdud min savtike, sesini de alçalt diyor. Konuşurken mütevazi ol. Yok, yüksek perdeden konuşarak insanların kalbini kıracak şekilde konuşma anlamında. Çünkü inne enkere resvati lesavtul hamir. Seslerin çünkü en kötüsü merkep sesidir. Bağıra bağıra yüksek sesle konuşmaya çalışırsan bir çeşitli onun sesine benzeme durumu meydana gelir. İnsanlar senden nefret eder, kaçarlar ve senin yüksek dozda konuşman onlara huzur, sükun, huzur ve sükunet, sükun vermez ve senin sesinden hoşlanmazlar. Sesini yükseltme diyor konuşurken. Mütevazi konuş anlamında. Evet, aşağı yukarı Lokman Aleyhisselam'ın öğütleri bu surede 12. ayetle 19. ayet arasında toplanmış ve hemen hemen hakikaten hayatın bütün safhalarını ömür boyu içine alacak şekilde güzel öğütler bu ayetlerde ifade edilmiş. Yani terbiye, eğitim amaçlı programlarda gerçekten de yeteri kadar ipuçları bu ayet-i kerimelerde verilmiş. Bir de İbrahim Aleyhisselam'la ilgili şu iki ayet-i kerime var eğitimle ilgili. Onu zikredelim. Bunun devamı olmak üzere. O da yine çocuklarına, etrafına, ümmete, Lokman Aleyhisselam gibi bir takım öğütler vermiş İbrahim Aleyhisselam. Ve İbrahim suresi 35. ayette şöyle buyuruyor. Vetkal İbrahim'i, biz anlam İbrahim şöyle demişti. İbrahim peygamber. Rabbic al hâzel belede, ey Rabbim bu beldeyi eminen, emniyetli, güvenli kıl. Yani bu belde dediği Mekke Mükerreme beldesi olması gerekiyor. Oralarını güvenli kıl. Veya kendisi Aksa tarafında ilk, yani fiilen yaşadığı yöre ve Kabe-i Muazzama inşa için daha sonra gideceği Mekke Mükerreme kısmı. Oraları emniyetli kıl ya Rabbi diye dua ediyor. Vecrübni ve beni koru. Kötülüklerden, insanların şerrinden. Ve beni ye ve çocuklarımı da koru. Beni ve çocuklarımı bir takım kötülüklerden koru. Hangi kötülük? Enne abudel esnam. Putlara tapmamak, tapmamızdan. Putlara tapmaktan beni ve çocuklarımı, evlatlarımı koru ya Rabbi diye dua ediyor.
Bu da yine aynı Lokman Aleyhisselam olayında olduğu gibi şirk. Şirkten kaçma, uzak durma anlamına geldiği belli. Putlara tapmak çünkü Allah'a şirk koşmaktır. Ve diğer Lokman Aleyhisselam'ın şirkten kaçınmasını oğluna tavsiye ettiği gibi İbrahim Aleyhisselam da aynı şeyleri tavsiye ediyor. Rabbi cealni, ey Rabbim beni mukimes salati ve min zürriyeti, beni ve zürriyetimden bir bölümünü, zürriyetimi namaz kılanlardan eyle. Beni ve zürriyetimden bir kısmını namaz kılanlardan eyle. Bu da namazla ilgili temenni oluyor. Kendisi ve çocukları için. Rabbena ve tekabbel duai. Ey Rabbimiz benim dualarımı kabul eyle. Devam ediyor bir sonraki ayet. Rabbena gfirli vel valideyi vel minimine yemeyekun sahab. Bu da çok özlü ve kapsamlı bir dua. Ey Rabbimiz gfirli beni mağfiret et. Vel valideyi ana babamı da mağfiret eyle. Vel müminine müminleri de. Ne zaman yemeyekun sahab. Hesap gününde yani kıyamet günün olacağı zamanda o günde beni ana babamı ve diğer bütün müminleri mağfiret eyle ya Rabbi diye genel bir dua yapmış. Burada tek tek müminleri falan saymak yerine kendisi var, ana babası var ve diğer müminleri diye genel bir ifadeyle Cenab-ı Hakk'ın affetmesini istemiş. Yine başka bir duası İbrahim Aleyhisselam'ın. Bildiğimiz gibi İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı inşa etmek daha sonra nasip oldu ama ilk gidişi Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe-i Muazzama'nın olduğu yere hanımı, ikinci hanımı Hacer ve oğlu İsmail ile birlikte Allah'tan aldığı emir üzerine gitti. Şimdiki Zemzem kuyusunun olduğu yerde Kabe'nin henüz olmadığı bir zamanda bir çadır, bir gölgelik meydana getirdi. Orada hanımını ve oğlunu yerleştirdi neyse. Kendisi oradaki kısa kalmasının arkasından Filistin'e dönmek üzere hazırlandı. Hazreti Hacer nereye gidiyorsun? Biz burada çölün ortasında mı kalacağız deyince sükût ediyor Hazreti İbrahim. Ferasetli kadın hemen mesajı anlıyor, alıyor. Ya İbrahim diyor, burada kalmamızı Allah mı istedi diyor. Allah mı emretti? Evet diyor. Ya Hacer, burada kalmanızı Allah-u Teala istiyor. Burada kalacaksınız. 3-5 günlük yiyecekleri varmış. Birkaç günlük su var. Hepsi bu. Daha sonrası belli değil. Ne yiyecekler, ne içecekler. Kadın başıyla Mekke şehri yok henüz orada. Kucağındaki bebekle ne yapabilir orada? Çaresiz görüntü var. Fakat o ferasetli kadın burada kalmamızı Allah mı istedi diye olan soruya evet diyor İbrahim Aleyhisselam. O zaman hiç önemli değil. Sen dönebilirsin. Allah beni de yavrumu da zayi etmez diyor. Aç da bırakmaz, susuz da bırakmaz. Nasıl olacak belli değil ama Allah'a güveniyor. İbrahim Aleyhisselam dönüyor Filistin'e. Yalnız daha oradan uzaklaşmadan şu duayı yaptığı nakledilir. İbrahim Suresi 37. ayetteki dua. Rabbena inni eskentü min zürriyeti bivadin garidi zer'in devetikel muharrem. Ey Rabbimiz Beyt-i Muharrem'in yanında şu ot bitmez, kervan geçmez yerde, Mekke'nin olduğu yerde zürriyetimden bir bölümümü buraya iskan ettim, bıraktım. Bunları buraya yerleştirdim. Rabbena likumus salati. Ey Rabbimiz ileride bunlar namaz kılsınlar burada. Ondan sonra fecal efeti de minnaz tehvileyim. İnsanlardan bir bölümünün kalpleri bunlara meyletsin. Bu bölgeyi sevsinler. Leallem yeşkür. Ve bu bölgeye bolluk olsun. Ve umulur ki insanlar şükrederler. Ve bu bölge kutsal bir bölge olarak yerini alır. Ya Rabbi diye dua etmiş. İşte bu duadan sonra o bölgenin güvenli hale geldiği rivayet edilir. O zamana kadar Mekke şehri yok orta yerde. Nuh tufanından sonra oraları Kabe'nin izi kaybolmuş. Vahşet, vahşi bir vadi haline gelmiş.
Dolayısıyla Hazreti Hazer ile İsmail'in dışında Mekke Vadisi'nde hiç kimse yok. Korkulu bir yer orası o gün için. İbrahim Aleyhisselam onları bırakmış, geri dönmüş. 3-5 gün geçmeden tabi suları bitme noktasına gelince, çöl hayatı var orada. Su fevkalade önemli. Hazreti Hazer tabi susuzluk çekmemek için etrafa bakınma ihtiyacını duymuş. Fazla da uzaklaşamıyor oğlunun bulunduğu yerden, gölgelikten. İşte Safa ile Merve tepesi arasında gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş. En yüksek noktalar oraları, etrafa bakınıyor. Acaba gelen giden var mı? Su nasıl bulabiliriz falan diye etrafı tanımaya çalışıyor yani. İşte şimdiki Safa ile Merve arasındaki haccın da umrenin de sa'yı dediğimiz. Safa ile Merve arasındaki sa'yı Hazreti Hacer'in bu gidiş gelişiyle alakalı olarak diyor Peygamberimiz ümmete. Hac ve umrenin bir rükmü esası olarak getirildi. Safa ile bu yürüyüş diyor. Hazreti Hacer'in yürüyüşünü ne emsal olsun diye onlardan istendi buyuruyor. Ve dolayısıyla Merve tepesine geldiği bir sırada oğlunun tarafına, çadıra doğru baktığında ulan bir farklılık olduğunu görüyor. Koşarak gelince bakıyor ki buz gibi bir kaynak meydana gelmiş. Oğlunun kumlarla oynadığı yerde zemzem suyu meydana gelmiş. Zaten İbranice zemzem dur 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 akma demek. Yani suyun akıp kumların arasında kaybolacağını düşünerek Hazreti Hacer suyun önünü kesiyormuş. Zemzem zem dur 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 akma diyormuş suya. Zemzem ismi oradan kalıyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz eğer Hacer acele etmeseydi zemzem suyu nehir olup akıp gidecekti buyuruyor. Ama önünü kestiği için suyun zemzem diye önüne set çekerek önünü kapatmaya çalıştığı için Cenab-ı Hak onu kaynak halinde bıraktı diyor. Ve bugün de zemzem kuyusu malum tükenmeyecek derecede milyonlarca metreküp su çekildiği halde Mekke, Medine'ye ve diğer bütün ülkelere dağıtıldığı halde aldıkça arkası gelen, hiçbir zaman kurumayan yüzyıllardan beri kaynak meydana gelmiş. Neyse ondan sonra su ihtiyacını tabii Hazreti Hacer ve İsmail oradan karşılamıştı. Ama 3-5 gün geçmeden kuşlar fark etmiş bu şeyi, suyu. Oraya kuşların gelip gitmesi başlamış. Bunu fark eden Yemen'den Suriye'ye doğru giden Curhimi aşireti, Arap aşireti, asli Arap aşiretidir. Kuşların hareketinden bunu fark etmişler. Demişler galiba burada su var. Su olmasa kuşlar oraya doğru gitmez. Yollarını değiştirip şimdiki Mekke'nin olduğu yere yönelmişler. Curhimi aşireti, yanlarında hanımlar falan da varmış kafilede. Neyse oraya geldiklerinde tabi Curhimi aşiretinin dili Arapça, Hazreti Hacer'in İbranice, Tarzanca anlaşmışlar. Bu su bizim, burası bize ait. Siz de bize oğluma develerden şeyle süt verin, yiyecek verin. Siz de su alabilirsiniz manasında işaretleri anlaşmışlar Curhimi aşiretinin mensuplarıyla. Neyse Curhimi aşireti duruma bakmış, beğenmişler orasını, avcılık yapılabilir, yerleşebilir anlamında hemen çadırlarını kurmuşlar, oraya yerleşmişler. İşte Mekke'nin ilk halkı Curhimi aşireti oluyor. Arap aşireti. Dolayısıyla Hazreti Hacer ile İsmail'in hayatı garantiye girmiş orada. Buz gibi su var, yiyecek o kabile tarafından sağlanır hale gelmiş ve orada yerleşip o kabile Mekke'nin ilk halkını teşkil etmişler. Tabi ondan sonra İbrahim Aleyhisselam tekrar gelecek Mekke'nin olduğu yere. Hazreti İsmail yetişkin çağa gelince birlikte Kabe-i Muazzam'ı inşa edecekler. Curhimi aşiretinin erkekleri de yardımcı olacak. Kabe-i Muazzam'ı eski temelleri üzerinde Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail tarafından ondan sonra inşa edilmiş olacak. İşte buna benzer eğitim ve terbiye Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın da kendi çocukları, ailesi üzerinde manevi olarak evliya derecesinde. Yani Allah'a öyle güveniyor ki Hazreti Hacer, yani biz ne aç kalırız ne susuz kalırız çölün ortasında. Ne ekilecek biçilecek durum var, ne ortada su var. Bir kırbada 2-3 gün yetecek kadar su var, 3-5 gün yiyecek var. Hepsi bu. Daha sonrası konusunda eğer burada kalmamızı Allah emrettiyse diyor Hazreti Hacer, o bizi düşünür. Beni de yavrumu da aç ve susuz bırakmaz diyor ve öyle de oluyor. 3-5 gün geçmeden zemzem suyu ikram ediliyor. Bugün hala bütün o zemzem suyu o bölgeleri ihya ediyor. En lezzetli
içecek olarak devam ediyor, akıyor. Yiyecek konusunda da o bölgeler en bereketli bölgeler olarak da varlığını sürdürüyor. Gerek turizm olarak, gerek petrol gibi bir nimet, gerek Yemen dağlarında altın kaynaklarından bahsediliyor. Ve dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın nimeti bir yere verildiyse o orasını artık yaşanır hale getirebiliyor.